Hayırlı geceler. Büyük Trabzon, Büyük Liman TV izleyicileri, takipçileri. Bu akşam da yine çok değerli konuğumuz Trabzon Tonya İlçe Müftümüz Sayın Halil İbrahim Bayalan. Sayın Müftüm, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Sayın Müftüm? Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah Aydın Bey. Allah'a çok şükür. Biz de Trabzon Büyük Liman TV ekibi olarak çok değerli kardeşim Asım Çavdar ve diğer ekip arkadaşlarımızdan Allah'a çok şükür iyiyiz Sayın Müftüm. Tonya'da durum nasıl? Hava soğuk galiba ama insanları sıcak. Elhamdülillah. Havası sert, insanı mert Tonya'nın. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ramazan'dayız. Böyle küçük de olsa bir genel değerlendirme alıp ondan sonra sorulara geçmek istiyorum Sayın Müftüm. Biliyorsunuz biz çok değerli konuklarımız oldu bundan önce. Sizler de, sizden sonra da çok değerli konuklarımız olacak. Cenab-ı Allah bizi Ramazan'a kavuşturdu. Ramazan'la ilgili neler söylemek istersiniz? Programlarınızı, yayınlarınızı zevkle takip ediyoruz Aydın Bey. Gerçekten müstefit oluyoruz. Birbirinden güzel hocalarımızı konuk ediyorsunuz. Allah razı olsun. Ben bu vesileyle inşallah bizi izleyen, takip eden bütün Müslüman kardeşlerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Yine geçen sene olduğu gibi bu sene de maalesef teravihleri camilerimize kılamıyoruz ama Rabbimize hamdolsun inşallah bu koronavirüs illetinden de kısa sürede kurtuluruz. Camileri neşeyle doldururuz. Mukabeleler devam ediyor. Evlerde teravih namazları devam ediyor elhamdülillah. Oruç ibadetini Cenab-ı Allah'a karşı olan sağlığımızın şükrünü eda etmeye çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle programımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Bütün Müslüman alimine hayırlısı olsun inşallah Sayın Müftüm. İnşallah. Evet. Evet Müftüm, isterseniz biz yavaş yavaş konulara girelim. Tabii takipçilerimiz olacak, mesajları olacak. Onları işte şu anda yansıttığımız gibi yansıtmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan sorusu varsa takipçilerimiz, onları da alıyoruz kısmen. Ama kendimiz hazırladığımız soruları sizlere sormaya çalışacağız. Bu akşamki daha çok ağırlıktaki konumuz Sayın Müftüm oruç olacak. Oruçla ilgili takipçilerimiz yazarsa, yani oruçla ilgili sorular yazarsa memnun oluruz. Bunların işte yaklaşık bir bizim hazırladığımız sorular var ve takipçilerimiz soracağı sorular var. Bunların birçoğunu ekrana yansıtmak için Berdi Arkası'nda şu anda yine program yapımcısı, sunucusu, gazeteci, yazar Trabzon Büyük Liman kardeşim Asım Çavdar da var. O da bize yardımcı olacak şu anda. O da yansıtacak, bize destek olacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz Sayın Müftüm. Bu vesileyle, Asım Bey'e. Evet. Bu vesileyle ilk sorumuza geçmek istiyoruz. Sayın Hocam, Ramazan ayı ve oruç ibadeti hakkında genel olarak bilgi verir misiniz? Kıymetli Aydın Bey, oruç Cenab-ı Allah'ın müminlere farz kıldığı ibadetlerden biridir. Cenab-ı Allah'ın bizim kullarının yapmış olduğu ibadete ihtiyacı yok. Acizane biz kulların ibadet yapmaya ihtiyacımız vardır. Bu vesileyle Ramazan ayında da Cenab-ı Allah müminlere oruç tutmayı farz kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de bu ayet-i kerimeyle sabittir. Hadis-i şeriflerde de hakeza sabittir. Yani Ramazan ayına ulaşan kişilerin oruç tutmasını Cenab-ı Allah bizlere emrediyor. Biz oruç tutmamız sayesinde Cenab-ı Allah'a sağlık nimetinin şükrünü eda ediyoruz. Hem nimetin şükrü kendi cinsindendir, kendi kabilindendir. Sağlık, vücut sağlığının nimeti de, şükrü de oruç tutmaktandır. Ya Rabbi sen bana nimet verdin, efendim bana sağlık verdin, ben size teşekkür ederim diye oruç tutarız. Zekat veririz. Zekat da mal nimetinin şükrüdür. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, bunlar bedeni ibadetler oldukları için
bedenin şükrüdür. İnşallah Ramazan ayında bedenimizin şükrünü bu şekilde ifa etmeye çalışacağız. Cenab-ı Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin Aydın Bey. İnşallah Sayın Müftü. Bedenen dediğin zaman yani bu sağlıklı insanlar için değil mi hocam? Kesinlikle. Yani ayeti kerimenin ışığında baktığımız zaman yani hali vakti yerinde olmayan, sağlıklı olmayan, efendim belli başlı problemleri olan insanların oruçtan muaf tutulduklarını ayeti kerime zaten bize bildiriyor. Evet hocam, bir diğer sorumuza geçmek istiyorum. Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nelerdir? Aydın Bey, şimdi bizim literatürümüzde mükellef yani ibadetlerle sorumlu olma diye bir kavram var. Mükellef olmanın temelde şartları üçtür. Birincisi bir insanın akıllı olması gerekiyor. İkincisi ergenlik çağına ulaşmış olması gerekiyor. Yani aklı yerinde ve sağlığının da akıllı ve Müslüman olması gerekiyor. Müslüman, akıllı ve buluğ çağına eren kimsenin sağlığı yerinde ise oruç tutmakla bu kimse mükelleftir. Eğer sağlığı yerinde değilse orucunu erteleyebilir. Orucunu diğer vakit iyileştiği zaman tutabilir. Ama pir-i fani dediğimiz iyileşme ümidi olmayan kardeşlerimiz de inşallah ilerleyen bölümlerde anlatmaya çalışacağız. Bunun yerine fidye verir Aydın Bey. Evet. Yani kişi Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ermesi gerekiyor oruç kendisine farz olması için. Ergenlik çağına ulaşmayan kişi oruç tutarsa sevap kazanır mı hocam? Kesinlikle. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani çocuklarımızı ibadetlere alıştırmamızı bizlere tavsiye ediyorlar. Yani böyle bir kimsenin buluğ çağına ermeyen çocukların tutmuş olduğu oruçlardan dolayı sevap kazanır ama oruç kendisine farz değildir. Osmanlı'da güzel bir uygulama vardır, tekne orucu diye. Çocuklar efendim öğle ezanına kadar oruç tutarlar. Öğle ezanıyla iftar yaparlar. Yani oruca çocukları bu şekilde alıştırırlardı. Günümüzde de bu uygulamayı devam ettiren büyüklerimiz, ailelerimiz mevcuttur. Yani onların tutmuş oldukları oruçtan dolayı sevap alırlar Aydın Bey. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Yani tutamazsa, bozarsa sıkıntı yok. Sıkıntı yok yani. Sorumlu tutulmaz. Sorumlu tutulabilmesi için ergenlik çağına ulaşmış olması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Yani bunun bir zamanı var mı? Şimdi Ramazan, konumuz Ramazan olduğu için Ramazan orucunu biz ele alalım. Ramazan orucuna geceden niyet edilebileceği gibi gündüzün öğle vaktine kadar, güneş tepe noktasına gelinceye kadar da niyet edilebilir. Ancak gündüzün niyet edilebilmesi için imsaktan sonra kişinin orucu bozacak bir davranışta bulunmaması gerekiyor. Yani Ramazan orucuna geceden niyet edebileceğimiz gibi gündüzün öğle vaktine kadar da niyet etme fırsatımız mevcuttur, şansımız mevcuttur. Niyet ibadetlerin şartıdır. Yani niyetsiz ibadet söz konusu değildir. Onun için niyet de ibadetlerde önemlidir. Oruç ibadetinde de bu şekilde niyet önemlidir Aydın Bey. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Diğer bir soru. Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir? Yani sahur yemeği yemesek oruç tutamaz mıyız? Şimdi Aydın Bey, tabii bu soru hakikaten soruluyor. Sahura kalkmamız lazım mı? Gece 12'de efendim yemeğimizi yesek, yatsak, o şekilde oruç tutsak olur mu? Elbette olur ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeğini bize tavsiye ediyorlar. Sahur yemeğinde bereket olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere
duyuruyorlar. Yine malumunuz Müslümanlar da olduğu gibi ehli kitap da oruç tutardı. Müslümanlarla ehli kitap orucunu birbirinden ayıran sahur yemeğidir Aydın Bey. Yani sahur yemeğini mümkün mertebe oruç tutacak kardeşlerimizin sahura kalkıp sahur yemeğini yemesinde fayda vardır. Hem kişiyi daha dirençli tutar, hem de gecenin o seher vaktinde kalkıp efendim Cenab-ı Allah'a af mağfiret dilemesi, yani o vakti dolu dolu geçirmesi, manevi açıdan da orucun sadece maddi tarafını düşünmemek lazım, manevi tarafını da düşünmek lazım. Yani sadece sabahtan akşama kadar aç susuz durmaktan ibaret değildir oruç. Aynı şekilde oruçtan biz manevi haz almamız gerekiyor ki bu da işte tevbe istiğfarla Cenab-ı Allah'ı tesbih etmekle ki seher vakitleri bunun için oldukça önemlidir. Güzel vakitlerdir. Seher vakitlerini en azından Ramazan boyunca bu vesileyle dolu dolu geçirmeye gayret etmemiz gerekiyor. Evet hocam, sahur yemeği kalkamadı insanlar, yiyemedi. Ama orucunu da tutmak istiyor, devam ediyor. Tutabilir mi? Kesinlikle daha... orucuna bir mahsur olma, bir zeval gelmez. Orucu yerine gelmiştir. Sadece sahura kalkması, sahur yemeği yemesi Peygamber Efendimizin tavsiyesidir. Evet hocam. Diğer bir soru sormak istiyorum sevgili hocam. Orucu bozan şeyler nelerdir? Yani şimdi oruç imsaktan iftara kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi yani kişinin yemesi, içmesi ve cinsel ilişkide bulunması, bu tür davranışlar orucu bozar. Dolayısıyla bunlar bilerek yapıldıysa kefaret gerekir. Kasten yapıldıysa kefaret gerekir. Ama bilerek değil de yanlışlıkla, hatayen yapıldıysa o zaman bunlara da gününe gün dediğimiz, yani bir gün kaza etmek gerekir. Yani bu üç ana maddemiz, bu üç şey. Yeme, içme ve cinsel ilişki orucu bozar. Aydın Bey. Kefaret dediniz hocam. Kefaret derken yani insan orucunu bozarsa kaç gün tutacak? Şimdi kefaret konusunda şöyle diyelim, kasten mazereti olmaksızın, mazeretsiz bir kimse işte niyet etti, bugün diyelim ki oruç tutuyor. Oruç tutarken öyle de bir mazereti yok. Mazereti yokken orucunu bozdu. Bu kimsenin 60 gün oruç kefaret dediğimiz peş peşe oruç tutması gerekiyor. Bir de o tutmadığı günü kaza etmesi gerekiyor. 60 gün veya 2 ay peş peşe diyelim. Niye 2 ay? Bazı aylar kameri aylara göre 29 gün oluyor. Ya 30 gün, yani 60 gün peş peşe tutacak veyahut da 2 ay peş peşe oruç tutacak. Bir de tutmadığı o orucu kaza etmesi gerekiyor. Buna imkanı olmayan bir kimse, diyelim ki böyle yaptı ama bunu yerine getiremiyor. Bunu yerine getiremeyen kimsenin de Cenab-ı Allah işte köle azat etmesi, efendim 60 fakiri doyurması veyahut 60 fakiri giydirmesi gerekiyor şeklinde bizlere beyanı var Kur'an-ı Kerim'de. Ama öncelikle oruç çıkkını burada değerlendirmemiz gerekiyor. Yani oruç tutması gerekiyor. Bir kimse oruç kefareti verecekse önce oruç tutması gerekiyor. 2 ay peş peşe oruç tutacak. Oruç kefareti ile yemin kefareti biraz karıştırılır Aydın Bey. Yani oruç kefaretinde öncelik 2 ay peş peşe oruç tutmasıdır. Ama yemin kefaretinde önce köle azat edecek, sonra köle azat edecek veyahut 10 fakiri doyuracak veyahut 10 fakiri giydirecek. Buna gücü yetmiyorsa 3 gün 5 5'e oruç tutacak diyor Cenab-ı Allah. Yani oruç kefaretiyle yemin kefaretini de
karıştırmamak gerekir. Oruç kefaretinde öncelik peş peşe 2 ay 60 gün oruç tutmasıdır. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu ara çok yazanlar var. Onları da okuyacağız, takipçilerimizi. Arada sorular da var. Onları da yine size yönlendireceğim sevgili hocam. Bir iki sorudan sonra mesajlara geçeceğiz. Şimdi unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Ya da ne yapmak lazım? Bir anda yedik, unuttuk. Devam edelim mi yani? Nasıl olacak hocam? Şimdi Aydın Bey, oruç tutarken tabii ki insan unutarak veyahut da hataen, ikisi farklı şeylerdir. Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Unuttu bir insan oruçlu olduğunu, yemek yemeye başladı veya su içmeye başladı. Sonra hatırladı. Hatırladığı zaman efendim ağzını çalkalayıp orucuna devam etmesi gerekir. Tabii ki bazen toplumda da bu olabiliyor. Mesela yanımızda birisi böyle unutarak yediği zaman, eğer yaşlı birisi ise, takati gücü az kimse ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani ona hatırlatmayın buyuruyor. Ama güçlü birisi ise, sağlığı efendim dirayetli birisi ise ona hatırlatın diyor Peygamber Efendimiz. Yani unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Ama hataen yemek, içmek orucu bozar. Mesela abdest alıyoruz. Abdest alırken ağzımıza su kaçırsak, o su da midemize inse bu unutmak değildir, bu hatadır. Bundan dolayı kefaret değil de günle gün, yani bir gün orucumuzu kaza etmemiz gerekir. Yani unutarak yeme içmede oruç bozulmaz. Hataen yeme içmede oruç bozulur ve o orucu kaza etmek gerekir. Kefaret gerekmez. Evet hocam. Bir diğer soru. Ağda veya ebilasyon yaptırmak orucu engel olur mu? Orucu engel olur mu? Aydın Bey, bunlar şimdi güncel konular tabii. Biraz yeni konular. Ağda, epilasyon. Bunlar nedir? Bunlar kişinin vücudundaki efendim kılları, tüyleri almasıdır ki bunun yeme içmeyle bir alakası söz konusu değildir. Yani kişi bunları kendisi yaparsa herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Yani orucu bozmaz. Ama eğer bu işlemleri efendim başkasına yaptıracaksa, ki o zaman mahrem, namahrem, avret meselesi söz konusu oluyor ki bu durumda da yapan veya yaptıran kişiler avret mahalline dikkat etmesi gerekiyor. Yani bakılması haram olan yerlere başkasının bakmamasına fırsat vermememiz gerekiyor Aydın Bey. Evet hocam. Bir diğer soru da yine içeriğinde, saç sakal boyama ya da yüz boyama. Örneğin maça gidiyor genç. Evet. O birini bordo, birini mavi boyuyor. Bu orucu bozar mı hocam? Yani bunlar da yine yeme içmeyle alakalı olmadığı için bunlar da orucu bozmaz Aydın Bey. Evet. Diğer bir soru hocam. Şeker hastalarının uygulandıkları insülin iğnesi orucu bozar mı? Mesela kendi kendine insülin iğnesi vuruyor insanlar. Şimdi iğnenin orucu bozup bozmayacağı konusunu nasıl anlamamız gerekiyor? Bunu kullanılış amacına bakmamız lazım. Eğer bu iğnede ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaç taşıyorsa bu orucu bozar Aydın Bey. Ama gıda vermek, vücudu direncini artırmak gibi bir şey söz konusu değilse o zaman bu iğne orucu bozmaz. Bu insülinde de gıda söz konusu olmadığı için bu da Aydın Bey orucu bozmaz. Yani oruçlu bir kimse insülin kullanabilir. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu ara izleyicilerimizden soru alabiliriz dedik ama bir kardeşimiz bize iyi akşamlar, bir sorum olacak. Çocuk sevmek orucu bozar mı demiş. Bozmaz. Yani çocuk ne güzel. Maşallah, çocukları sevmek gerçekten
güzel bir davranıştır. Tebrik ederiz. Yani çocukları sevmek orucu bozmaz. Evet hocam, isterseniz mesajları böyle bir kısa kısa okuyayım. Müsaade var mı hocam? Estağfurullah, buyurun Aydın Bey. Osman Çinal yazmış. Vakıf Kebir Müftüsü niye gönderildi? Sayın sunucu açıklar mısın lütfen demiş bana. Niye gönderildiği konusunda Osman Bey bir sürü video var. En son Müftü Bey'in, yani Recep Bey'i kastediyorsanız, ki onu kastediyor zannedersem, Vakıf Kebir'den dediniz. Kendisinin son veda konuşması ve vaazında, cuma vaazında bahsediyor. Bunu vakıfkebirhaber.com'da var. Devoşa Haber Mısırlı Mahallesi'nde var videosu. Ve YouTube'da de var. Yani bilginiz olsun. Bu konuda sizi aydınlatalım. Niçin gittiği, niçin gönderildiği konusunda. Sürekli Vakıf Kebir'de ve Trabzon'da gündem tabii ki bu. Osman Bey burada videoları var. Kendi açıklaması daha doğrusu. Mithat Kütüğü İmam Hatip İmam hocamız yine hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Selam ve muhabbetle demiş. Aleyküm selam Mithat Bey. Evet. Mithat Bey bize de destek oluyor, sağ olsun. Allah razı olsun. Evet. Evet hocam. Diğer taraftan Ziya Günaydın yazmış. Hayırlı yayınlar, hayırlı namazanlar. Tonya İlce Müftümüz Halil İbrahim ve sevgilerimi sunuyorum demiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Aleyküm selam. Evet, bir diğer kardeşimiz hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Evet, Osman Çinal yine yazmış. Yoksa konuşmaya mı korkuyorsunuz? Evet, korkarsınız tabii ki. Vakıf Kebir'i yöneten aileler çeker sizin de ibinizi demiş. Allah Allah. Yani çok böyle bir kamuoyunda bir olabilir sokakta, ama benim şahsım hangi aileye mensup olduğumu Türkiye biliyor, sadece Vakıf Kebir değil. Şahsımın da nedir bir kişiyle sahip olduğunu bütün kamuoyu da biliyor. Bizim kişilerle işimiz yok. Zaten Müftü Bey kendi açıklaması var. Videosu var orada. Evet kardeşim, o öyle. Evet, diğer bir kardeşimiz Sayın Halil İbrahim Bayalan hocamıza Tunceli'den selamlarımızı sunuyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Asiye Aygün. Aleyküm selam. Bizim Kur'an kursu hocamız, kendisi Araklı'dan, Allah razı olsun, güzel bir kardeşimiz, çalışkan bir kardeşimiz. Orada Kur'an hizmetlerini yürütüyor. Cenab-ı Allah hizmetlerini daim eylesin. Aleyküm selam diyoruz. Biz de Tunceli'ye selam gönderiyoruz. Tunceli bizim bundan önceki görev yerimiz Aydın Bey. Çok güzel, çok güzel müdürüm. Güzel yere de hizmet etmişsiniz. Diğer bir takipçimiz Ramazan Kara, iyi yayınlar diliyorum diyor İstanbul'dan. Vakıf Kebirliler Derneği, yani bir grup oluşturdu. O grubun temsilcisi. Aynı zamanda Kıran Göğü'nden. Biz de iyi akşamlar diliyoruz. Coşkun Demir, emekli müfettiş, Milli Eğitim'den emekli müfettiş, emekli öğretmen. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Evet, Yılmaz Kaya, gazeteci yazar, Büyük Liman Divi ve Kalyan Divi'nin dini program yapımcısı. Hayırlı programlar diliyoruz Aydın Sıral ve Asım Çavdar Sayın Müftümüze. Başka'dan selamlar demiş. Aleyküm selam diyoruz Yılmaz Bey'e biz de. Maşallah Yılmaz Bey de güzel programlar yapıyor Aydın Bey. Onu da zevkle takip ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Hava Latifoğlu Aydın, Sayın Halil İbrahim Bayalan hocama Vakıf Kebir'den selamlar sunuyorum demiş. Aleyküm selam. Diğer bir takipçimiz Ziya Günaydın. Sayın Müftüm, Vakıf Kebir'de müftüyü iftira ile buradan Rize'ye sürdüler. Bu Tonya müftülüğünde var mıdır? Bu iftira adlan hükmü nedir? İftiraya karşı nasıl bir dua edilmeli diyor. Bu özel bir soru. O ancak bu buranın dışında, yani şu şekilde Sayın evet. Müftüm. Kendisine teşekkür ediyoruz. En azından bir konuyu dile getirmiş oldu Ziya Günaydın. Evet. Rıfat Tunay, emekli öğretmen Ankara'da Milli Eğitim'e kitap yazmış. Fizik kitabı 1, 2, 3 ve liselerde okutulmuş bir öğretmenimiz. Hayırlı yayınlar. Evet. Bir Trabzon'dan da Ankara'ya hocamıza çok selamlar, saygılar. Hizmetlerimizi arz ediyoruz. Evet. Muhammed Sağlam Vakıf Kebir'de şoför esnaflarından Aydın Bey'i, Asma ve hocamıza selamlar demiş. Aleyküm selam. Evet. Diğer taraftan
Ahmet Sağlam, İmam Hatip yine aynı zamanda hocalarımızdan, Vakfı'nın değerli hocalarımızdan. Hayırlı programlar, selam iletiyorum. Halil İbrahim hocama yeni görevinde başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz hocama. Cenab-ı Allah hayırlı hizmetlerden muvaffak kılsın cümlemizi inşallah. Evet hocam, bu mesajları tamamladık. Diğer sorulara sormaya devam etmek istiyorum sevgili hocam. Göz, kulak ve burun damlası orucu bozar mı? Damla, göz, kulak. Aydın Bey, yani bu sorular her Ramazan neredeyse hocalarımıza, bizlere soruluyor. Tekrar da fayda vardır. Göz, kulak, burun damlaları orucu bozmaz. Kulak damlasında eğer zar delikse, yani mideye oradan geçecekse, bir su diyelim veya bir şey geçecekse, ki geçmesi çok zayıftır, oraya kadar gitmesi biraz uzak bir ifadedir. Bu vesileyle mideye herhangi bir bağlantısı olmadığı için bunlar orucu bozmaz Aydın Bey. Yani göz, kulak, burun damlalarını oruçluyken kişi kullanabilir. Ama yine de temkinli olmakta, dikkatli olmakta, ihtiyatlı davranmakta fayda vardır Aydın Bey. Ama orucu bozmaz bunlar. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Diğer bir soru hocam. Diyaliz uygulamasında oruç bozulur mu? Yani diyalize giren bir oruçlu insan bozulur mu orucu hocam? Makineye giren. Diyaliz hakikaten böbrek hastaları diyalize giriyor. Böbrek yetmezliği hastalarına uygulanan diyaliz iki çeşit oluyor. Bir periton dediğimiz diyaliz, bir de hemodiyaliz olmak üzere iki çeşit diyaliz vardır. Şimdi hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz. Yani dışarıdan vücuda bir takviye yapılmıyor, sıvı verilmiyor hemodiyalizde. Dolayısıyla bu orucu bozmaz. Ancak bunun dışındaki diyalizde vücuda gıda içerikli sıvı verildiği için o orucu bozar Aydın Bey. Yani evet. Diyaliz derken bunu mutlak anlamamak lazım. Gerçi diyalize giren hastalarımız bunu bilirler. Belki diyalizle alakası olmayan hastalarımız bunu bilmeyebilir, insanlarımız bunu bilmeyebilir ama diyalize gidip gelen hastalarımız bu ayrımı bilirler. Hemodiyaliz ve periton diyaliz. Hemodiyaliz dışarıdan takviye almadığı için oruç bozulmaz. Ama diğerinde dışarıdan sıvı enjekte ediliyor hastaya. Dışarıdan sıvı gıda maddesi olduğu için de bu orucu bozar Aydın Bey. Cenab-ı Allah böbrek hastalarımıza, tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Yani böyle olan kimse ne yapacak? Programını ona göre yapacak. Eğer gündüz gitmesi gerekiyorsa o gün oruç tutmayacak. Yani mümkün mertebe eğer gece alma şansı varsa gece bu diyalize girecek. Hangi diyaliz çeşidi? Periton diyaliz çeşidine bu şekilde gece girerse daha iyi olur Aydın Bey. Yani hemodiyaliz orucu bozmaz ama periton diyaliz orucu bozar. Bunu da Diyanet İşleri Başkanlığımız alanında uzman doktorlarımızla yapmış olduğu müteahhitler neticesinde bu sonuca varmıştır Aydın Bey. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan Asım kardeşim stüdyoda mesajları bize yansıtıyor. İki tane soru gördüm orada. Bir tanesi Yılmaz Kaya, gazeteci Yılmaz Kaya. Diğeri de bir kardeşimiz. Evet, Yılmaz Kaya'nın sorusunu Asım kardeşim, Asım Çavdar kardeşim ekrana yansıttı sevgili hocam. Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı demiş. Evet Aydın Bey, ağız dolusu kusmak orucu bozar ve buna kaza etmek gerekir Aydın Bey. Yani kefaret değil de kaza etmek gerekir. Yani kaza derken gününe gün mü tutmak lazım? Bir gün yani. Bir gün tutamadı. Bir gün, onun yerine bir gün oruç tutacak. Evet. Bir soru daha vardı Asım Bey. Evet. Şöyle ki
Bir sorum daha olacak hocam demiş. Hocamıza iftira atmak bir insana ne kadar suçtur, azabı var mı? Yani kişiye iftira atmanın sucunu soruyor. Yani tabii ki konumuz oruçtur. Oruçla ilgili biz konuşuyoruz. İftira etmek büyük günahlardandır. Allah muhafaza eylesin. Yani iftira atmak büyük günahlardandır. Cenab-ı Allah iftira atmaktan, iftiraya uğramaktan hepimizi muhafaza eylesin. Yani iftira büyük suçtur, büyük günahlardandır. Allah muhafaza eylesin. Yani biz bu akşam inşallah oruç konuşuyoruz. Diğer konuları inşallah mümkün mertebe tekrar olmasın konular. Mesela her akşam yayına çıkıyoruz. Her akşam aynı konular konuşulursa tabii ki tekrara düşer. Bu sefer izleyiciler de takipçiler de sıkılabilirler Aydın Bey. Yani şeyden geldiği için sorular takipçilerimizden. Yani onlara da dedik ya evet. Biz sizi soru alacağız diye. Kısa kısa almak zorunda kaldık hocam. Tabii biz konumuz oruç. Yani oruçla ilgili takipçilerimiz, izleyicilerimiz soru sorarsa sevgili hocam da onu demek istiyor. Daha iyi olur yani konumuz olduğu için. Evet, evet diğer bir soru sormak istiyorum sevgili hocam. Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı? Şimdi anjiyo dediğimiz mesele anjiyografi. Yani vücut damarlarının görüntülenmesi demektir. Yani bu da diyelim ki kalp damarlarının görüntülenmesi, tıkanık olan damarların açılmasıdır ki burada yemek, içmek, dışarıdan bir sıvı madde söz konusu olmadığı için anjiyo yaptırmak orucu bozmaz Aydın Bey. Evet hocam çok teşekkürler. Diğer bir sorumuza geçmek istiyorum. Astım hastalarının kullandığı sprey ve astım ilacı orucu bozar mı? Şimdi boğaza sıkıyor ya hocam. Evet. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Astım hastalarında nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan astım hastası oruç tutmayabilir. Yani şeyin konunun girişinde siz de ifade ettiniz. İşte hastalar efendim bu oruçtan muaftırlar. Eğer iyileşme ümidi varsa Ramazan'ın haricindeki bir günde bu orucu tutabilir. Ama iyileşme ümidi yoksa bu orucu tutmaz. Onun yerine birazdan inşallah değiniriz. Fidye vermesi gerekir. Yani bu şekilde nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan hastaların oruç tutmaması gerekir. Yani bu orucu bozabilir. Ancak bir de nefes darlığı dışında başka bir hastalık söz konusu olabilir. Mesela astımlı hastaların rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağızlarına efendim oksijen püskürtüyorlar. Bu Asim Bey orucu bozmaz. Çünkü bu çok hafif bir şeydir. Düşünün ki oruçlu bir insan abdest alırken ağzına su veriyor. O suda hafif damlacıklar ağzımıza kalıyor, mideye inmiyor. Bu yüzden o orucu bozmadığı gibi bu püskürtülen oksijen de orucu bozmaz. Ama birinci madde zikrettiğimiz nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan hastalar var. Onlar oruçlarını daha sonra tutsalar daha iyi olur. Aydın Bey. Evet. Teşekkür ederim hocam. Yine bir soru var. Yüzmek orucu bozar mı? Aydın Bey yüzmek yine aynı şekilde orucu bozmaz. Yani çok sıcak günlerde kişi ferahlamak için denize atlasa, havuza atlasa efendim orucu bozulmaz Aydın Bey. Çünkü vücuda bir şey girmiyor yani. Evet hocam. Namaz kılmayanın orucu olur mu hocam? Şimdi namaz farklı bir ibadet. Oruç farklı bir ibadet. Burada dengeleri kurmamız gerekiyor. Elbette ki namaz oruçtan kimsenin namaz kılması da gerekir. Namaz kılan kimsenin oruç tutması da gerekir. Ama gaflete dalmış efendim bir kimse oruç tuttu ama namaz kılmadı. Bu orucuna yani şöyle diyelim madden zarar vermez. Yani madden orucuna bir zarar vermez. Orucu kabul olur ama diyelim ki
Orucun bir de manevi boyutu var. Manevi boyutuna biraz zedeleyebilir Aydın Bey. Evet hocam. Oruçlu kimse abdest alırken hada ile boğazına su kazırırsa orucu bozulur mu? Ona nispeten önceden sormuş olduğunuz bir soruya cevap verirken, yani unutarak yeme içme ile ilgili bir sorumuz vardı. Ona cevap verirken buna da değinmiştik. Unutarak yemek içmekle hataen yemek içmek aynı şey değildir. Abdest alırken boğazımıza su kaçırdığımız zaman bu hatadır. Dolayısıyla bu orucu bozar. Gününe gün dediğimiz, yani bir gün orucunu kaza etmesi gerekir Aydın Bey. Gerçi Diyanet İşleri Başkanlığımız da bir açıklamada bulundu sevgili hocam. Tabii günümüzde pandemiden dolayı bayağı bir sıkıntı var. Aşı. Aşı gündemde. Evet. Bu aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı hocam? Aydın Bey, hakikaten bu aşı konusu, yani koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Başkanlığımızın, Dinişleri Yüksek Kurulumuzun bu konuda fetvası olmuştur. Bir kısım çevreler farklı yönlere çekmeye çalışmıştır her zaman olduğu gibi. Bu konuda da yine aynı şeyler olmuştur. Bu aşı da ve iğne de temel esas gıda ve besindir. Eğer gıda ve besin taşıyorsa orucu bozar. Ama taşımıyorsa orucu bozmaz Aydın Bey. Bu aşıda da, yani koronavirüs aşısında uzmanların söylediğine göre bu gıda taşımıyor. Dolayısıyla bu orucu bozmaz. Ama insanın kalbi, gönlü mutmain değilse bunu mümkün mertebe ya iftardan sonra veyahut da Ramazan'dan sonra yaptırması daha uygundur. Ama orucu bozmaz Aydın Bey. Evet, teşekkür ederiz hocam. Diğer bir sorumuz var Yaşar Kaya. İğne ile tiş aldırtmak oruç bozar mı demiş. Tabii burada iğne ile diş aldırtmak derken, burada eğer morfin vuruluyor sanırım. Morfinin mideye inme şeyi söz konusu değildir. Oruçta temel şey mide ile alakalıdır. Mideye inmediği için oruç bozulmaz. Ancak operasyon yapılırken dışarıdan bir sıvı, su gibi mesela, eğer mideye inerse o orucu bozar Aydın Bey. Onun için dikkatli olmak gerekir. Yani mümkün mertebe iftar vaktinden sonra bu tür uygulamaları yapsak daha iyi olur. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan bizi takip edenler, takipçilerimiz, izleyicilerimiz oruçla ilgili hocama soru sorabilir. Sorduğunuz soruları, attığınız mesajları Asım kardeşim, Asım Çavdar kardeşim anında ekrana yansıtıyor. Biz de buradan sevgili hocama yöneltebiliyoruz. Oruçla ilgili, konumuz oruç olduğu için yazabilirsiniz soruları. Biz de buradan hocama sorabiliriz. Diğer bir soruya geçmek istiyorum sevgili hocam. Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Aydın Bey, burada şimdi kan hakikaten önemli. Bu Ramazan ayında özellikle Kızılay yetkilileriyle görüşmelerimizde şu bilgiye varıyoruz. Yani stoklarımız tükeniyor. Ramazan'da kan bağışı azalıyor. Yani bu önemli bir husus. Yani kan hakikaten insanların hayatını kurtarma noktasında yapabileceğimiz en güzel sadakalardan, amellerden biridir. Şimdi kişinin vücudundan kan alması, yani biz diyelim ki bizim kan vermemiz bizim orucumuzu bozmaz. Çünkü vücuda bir şey girmiyor, vücuttan çıkıyor. Yani vücudumuzdan kanın çıkması orucu bozmaz. Yani oruçlu olan bir kimse kan verebilir. Ama direnci zayıfsa, efendim sağlık durumu zafiyete uğrayacaksa bunu mümkün mertebe oruçluyken değil de oruçlu olmadığı zamanda yapması tavsiye edilir. Çünkü sağlık her şeyin başıdır. Sağlık önemlidir Aydın Bey. Eğer sağlıklı bir kimse vücuduna zarar vermeyecekse kan vermesinde bir sakınca yoktur. Kan vermek orucu bozmaz.
Ancak biz hastayız, kana ihtiyacımız var. Biz vücudumuza kan almamız gerekiyor. Oruçluyuz. Vücuda kan almak orucu bozar Aydın Bey. Çünkü kan bir manada da vitamindir. Yani gıdadır. Kan almak orucu bozar Aydın Bey. Kan vermek orucu bozmaz ama evet, kan almak orucu bozar. Tam tersi, evet. Diğer bir soru hocam. Kalp hastalarının kullandıkları tilaltı habu, ilacı habu orucu bozar mı sevgili hocam? Şimdi bu kullandıkları tilaltı habu ağız içinde emilip yok olup gidiyor. Yani mideye ulaşmıyor Aydın Bey. Mideye ulaşmadığı için de bu orucu bozmaz. Yani bu kalp hastalarının kullanmış olduğu tilaltı habu mideye ulaşmadığı için oruç bozulmaz Aydın Bey. Tansiyon habu bozar mı hocam? Tilaltı tansiyon habu var. O da aynı şekilde mideye ulaşmadığı için o da orucu bozmaz. Kerdaratan hocam, dişleri fırçalamak ya da diş tedavisi yaptırmak, diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş tedavisini az önce zaten bir izleyicimiz sormuştu. Yani iğneyle diş aldırmak diye bir soru gelmişti. Diş tedavisi yaptırmak, diş fırçalamak. Aydın Bey, burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Dişleri fırçalanırken mümkün mertebe macunlar kullanılıyor şimdi. Bu macunlardan bunun midemize sıvı bir şey kaçmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz ihtiyatlı bir konu ama diş fırçalamak orucu bozmaz. Yine diş tedavisi, eğer mideye bir şey kaçmayacaksa operasyon esnasında yine orucu bozmaz Aydın Bey. Ama mümkün mertebe dişlerimizi sahurdan önce, iftardan sonra fırçalasak daha iyi olur. Evet hocam. Haram olan bir fiilin işlenmesi oruca zarar verir mi? Aydın Bey, işte orucun manevi boyutu burası. Yani orucun maddi boyutu var, bir de manevi boyutu var. Az önce bir izleyicimiz şunu sormuştu. Namaz kılmayan, yani oruç tutabilir mi şeklinde. Yani orucumuzu biz yeme, içme, cinse ilişkiden ibaret zannedersek bu maddi boyutudur. Bunun manevi boyutu var. Yani efendim dedikodu, efendim harama bulaşma, iftira atma, ne bileyim Allah'ın yasakladığı işlerle uğraşmak oruca manen zarar verir. Şöyle bir ifade yerinde olacaktı sanırım. Yemek içmek orucu bozar ama bu haram işler orucu tabiri caizse berbat eder Aydın Bey. Evet. Yani oruçtan biz sadece diyet gibi sabahtan akşama kadar aç durmak şeklinde orucu anlamamamız gerekiyor. Yani nasıl ki midemize oruç tutturuyorsa diğer azalarımıza, diğer uzuvlarımıza da oruç tutturmamız gerekiyor. Onun için de harama bulaşmamak gerekiyor. Orucumuzu manen güçlendirmemiz, diri tutmamız gerekiyor Aydın Bey. Evet hocam, gerçi biraz bahsetmiştik ama diğer taraftan orucu kasten bozmanın hükmü nedir? Yani cezası veya kuralı nedir? Biz de değinmiştik Aydın Bey. Yani orucu bile bile, Ramazan orucunu yani diğer nafile oruçları kastetmiyoruz. Ramazan orucunu bile bile başlanılan bir orucu mazeretsiz bile bile bozmak kefaret gerektirir. Bu da 2 ay peş peşe veyahut 60 gün peş peşe oruç tutmaktır. Bir de bunun kazasını etmemiz gerekiyor. Bunun Cenab-ı Allah'ın bize emridir. Kur'an-ı Kerim'deki emridir. Bir de şöyle yapılıyor Aydın Bey. Mesela yarına vatandaş niyet etmiyor. Hiçbir mazereti de yok. Gerekçesi de yok. Diyor ki ben yarın oruç tutmayacağım. Aydın Bey, bu durumda hakikaten büyük günahtır bu da. Ama buna kefaret değil de kaza gerekir. Kaza yeterlidir bunun için. Ama bu büyük günahtır. Kişi Allah'tan af ve mağfiret dilemesi gerekiyor.
Ama başlanan orucu bozduğu zaman mazeretsiz. Bunun için de 2 ay peş peşe oruç tutması gerekiyor. Evet hocam, çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz Aydın Bey. Oruç tutmaya güç yediremeyenler ne yapmalıdırlar? Mesela sağlığı bozuktur, felçtir, işte ne bileyim yani tutamıyor, mide rahatsızdır, ameliyat geçirmiştir. Ne yapması lazım bu adam? Yani bu oruç ibadetini nasıl yapıp da yerine getirilmesi sayılır? Aydın Bey, eğer kişi hastalığından dolayı oruç tutamıyorsa, iyileşme ümidi varsa, yani bazı hastalıklar var, bugün hastasın ama yarın hasta değilsin, yani iyileşirsin. İyileşme ümidi varsa tutamadığı Ramazan ayı içerisinde tutamadığı oruçları daha sonradan kaza etmesi gerekiyor. Yani gününe gün tutması gerekiyor. Ama iyileşme ümidi olmayan hastalarımız var Aydın Bey. Evet. Onların ne yapması gerekiyor? Onlar tutamadıkları her bir gün için bir fidye vermesi gerekiyor. Fidye. Biz buna fidye diyoruz. Para mı? Para vermesi gerekiyor. Fıtır sadakası var Aydın Bey. Evet. Fıtır sadakasının halk dilindeki ismi fitredir. Fitre miktarını da her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız açıklıyor. Bu yılki fitre miktarı 28 TL'dir. Yani fidye miktarı da aynıdır. Fitre miktarı kadardır. Yani bu kimselerin günlük 28 liradan hesap edip efendim fidyelerini vermesi gerekiyor. Şayet fidye verdi bir kimse, iyileşme ümidi yoktu, fidyesini verdi. Fidyesini verdikten sonra Cenab-ı Allah'ın lütfuyla bu kimse iyileşirse vermiş olduğu fidyeler sadaka yerine geçer. Tekrar o işleri kaza etmesi gerekir Aydın Bey. Evet hocam, şimdi şöyle bir soru var yine genel olarak. Şimdi Ramazan ayı içerisinde oruç. Oruç mesela sokak şöyle diyor hocam, sokakta insanlar gibi diyor ki sayılı günler. Ya 1 2 3 3 de olabilir, 7 olabilir, 10 olabilir. Sayılı günler. Diğer taraftan 30 gündür. Diğer taraftan işte Musa Peygamber 30 artı 10 40 gündür. Şimdi Kur'an-ı Kerim ne diyor hocam bu konuda? Kur'an-ı Kerim hocam, hemen açalım o ayeti kerimeyi. Ayet-i Kerime önümüzde, Bakara Suresi 184. Ayet-i Kerime, sizin bahsettiğiniz sayılı günler burada geçiyor. Eyyâmen ma'dûdât, sayılı günler. Ama 185. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah da şöyle buyuruyor. Şehru Ramazan, Ramazan ayı, ellezî unzile fîhil Kur'an, Kur'an'ın indirildiği aydır. Böyle devam ediyor. Femen şehide minkumu şehre fel yasum. Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun diyor. Yani burada mutlak bir ifade var. Belirli bir kısmında tutsun demiyor. Aylar 50'dir. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah, Allah'ın katında ayların sayısı bellidir. Bunda işte 29 gün, 30 gün olabiliyor. Dolayısıyla bu fel yasum ifadesi, yani o ayın tamamını kapsıyor. Yani Ramazan ayına giren bir kimse Ramazan ayının tamamını oruç tutsun şeklinde anlaşılıyor Aydın Bey. Yoksa sadece sayılı günler deyip işte 3 gün, 5 gün tutup diğer zamanlar tutmamak değil, öbür ayeti kerimeyle bu çelişir Aydın Bey. Yani asıl bizim burada itibar edeceğimiz فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُمْ, Ramazan ayına ulaşan bir kimse oruç tutsun. Yani orada eğer Cenab-ı Allah 3 günü 5 günü kast etseydi, onu mutlak değil de mukayyet dediğimiz, yani kayıtlardı, onu bir şekilde Cenab-ı Allah bize ifade buyururdu Aydın Bey. Yani ifadesi ayın tamamını kapsıyor. Yani bu hocam, biz de öyle kabul ediyoruz. Zaten 30 gün tutuyoruz. Evet. Allah kabul eylesin. Allah razı olsun hocam.
Evet hocam, bizim sorularımız bu şekilde bitti. Sormak isteyen varsa takipçilerimiz, izleyicilerimiz son kez alabiliriz. Bunun yanında hocama küçük bir genel değerlendirme yapıp TUA ile beraber bizim programlarımıza özgü hocam sonunda TUA yapıyoruz. Siz yapıyorsunuz TUA'yı, biz amin diyoruz. Bizi takip edenler, edemeyenler, daha sonra izleyenler ve Müslüman vefat etmiş kardeşlerimiz için sağ selim insanların ve hastanede koronadan sağlığını bozuk olan insanların tekrar için Cenab-ı Allah'a, ülkemizin belgası için, devamı için, Allah için bir dua yapıyorsunuz hocam. Biz de amin diyoruz. İnşallah. Evet. Şimdi Asım kardeşim şu anda stüdyoda var mı mesaj Asım, yoksa hocam istem edip geçeceğiz duaya. Şu anda yazan yok. Bir genel değerlendirme ile beraber hocam. Bu arada mesaj yazan olursa yansıtır Asım kardeşim ekrana. Bir genel değerlendirme ile beraber oruç, Ramazan ayında oruç ve indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim kitabımızla ilgili neler söylemek Aydın istersiniz? Bey, Aydın Bey, şimdi normal şartlarda hiçbir zamana bir üstünlüğü yok. Hiçbir mekanın diğer mekana üstünlüğü söz konusu değil. Ancak Ramazan ayını mesela içerisinde Kadir Gecesi var ki Kadir Gecesi'ne Cenab-ı Allah 1000 aydan daha hayırlıdır buyuruyor. Niye onu diğer zamanlardan üstün tutuyor? Hiç şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'in o gecede indirilmiş olmasıdır. Dolayısıyla Kur'an ayıdır. Kur'an ayı olması hasebiyle Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Diğer aylardan efendim üstün tutuluyor. Aynı şekilde bu Ramazan ayını güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İşte gündüzü orucu, geceleri teravih ile efendim mukabele okumamızla, mukabele de güzel bir sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden beri uygulana gelen bir sünnettir. Efendim bu ibadetlerle beraber Ramazan ayını dolu dolu geçirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah bizleri böyle bir aya ulaştırdığı için ulaştırdığı gibi akabinde bayrama da ulaştırıp bayram etme sevincini hepimize nasip ve müyesser eylesin. Yani bize böyle bir programda fırsat tanıdığınız için Trabzon Büyük Liman TV yöneticilerine, siz değerli Aydın Bey'e ve Asım Bey kardeşime teşekkürlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Allah istifadesini halk eylesin diyelim. İstifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Yani şöyle söyleyelim, Müslümanların ilmihal okumaları gerekiyor. Bazen çok derin konulara dalıp basit konuları ihmal ediyoruz. Oysa ki bizim ilmihal demek ne demektir? İlmihal günlük bilgiler demektir. İşimize yarayacak olan bilgiler demektir. Her Müslümanın ilmihal bilmesi gerekiyor. Kendini yani ibadetlerini, hayatını idame ettirecek kadar bilgi sahibi olması gerekiyor. Evet hocam. Buyurun, buyurun hocam. Biz de işte bu vesileyle bu akşam ilmihal tadında yani oruçla ilgili bilgilerimizi sizlere aktarmaya çalıştık. Cenab-ı Allah tesirini halk eylesin inşallah. Amin hocam, amin. Çok teşekkür ediyoruz. Bir Biz de tane teşekkür soru ediyoruz. var Asım Bey, mutlaka yansıttığın ekrana da Vakıfkebir işte geçmiş müftüsüyle. Bununla ilgili açıklama yaptık. Müftü Bey'in videoları var zaten, son açıklaması falan. Oradan Asım kardeşim, Osman Çinal oradan bakabilir. Vakıfkebirhaber.com'da var. Diğer taraftan YouTube'da da var. Evet, bunu da cevaplamış olalım. Evet sevgili hocam, duaya geldi sıra. Cenab-ı Allah inşallah. Evet hocam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi, tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, yapmış olduğumuz hayır hasenatları dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, şu Ramazan ayı hürmetine hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva,
borçlu kullarına edalar ihsan eyle. Dünyanın dört bir tarafında sıkıntısı olan Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını izale eyle ya Rabbi. Bizleri Ramazan ayına ulaştırdığın gibi bayrama da ulaştırıp bayram sevincini tadabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bizleri bu güzel programda bir araya getiren büyük Trabzon Büyük Liman TV yöneticilerine sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Programımızı takip eden seyircilerimize de hüsnü istifadeler nasip ve müyesser eyle. İlmimizle amel edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle. Bize amin. Dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, amin, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla ve bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Bizleri sanal alemde şu programda bir araya getirdiğin gibi kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı anda Peygamber Efendimizin Livaul Hamd diye isimlendirilen sancağı altında haşr-ı cem eyle. Amin amin bi hümmeti Taha ve Yasin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ölmüşlerimizin ruhları için, aziz şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha.